Cuma namazında kutlu doğum haftası sebebiyle verilen vaazda ne kadar sünnet işlenirse o kadar Peygamberimizin şefaatini hak edeceğimiz söylendi. Namazdan sonra hoca ile konuştum ve şefaatle alakalı delil getirmesini istedim. Cevaben bana delil getirmeye gerek yok, böyle inan, inanmaya devam et dedi. Bu hocanın arkasında namaz kılınır mı? Şimdi eskiden hocalara delil sormak fasıklık sayılırdı. Yani yoldan çıkmak kabul sayılırdı. Sen kim oluyorsun da delil soruyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun diye çok ağır suçlamalar. Hele hangi ayet, hangi hadis onu demeye kimsenin yetkisi olmazdı da hangi kitapta yazılıyor diye sorarsanız bu çok ağır bir hakaret kabul edilirdi. Şimdi nereden nereye gelinmiş? Öpsün de başına koysun. Ama bu tür delil sormaya devam etsinler ve şunu söylesinler o hocalara, desinler ki bizim size uyma diye bir görevimiz yok. Bizim görevimiz Cenab-ı Hakk'ın kitabına uymaktır ve Resulullah'ın gösterdiği şekilde yaşamaktır. Böyle desinler ve onları da uyarmış olsunlar. Yani bundan dolayı onun arkasında namaz kılınmaz diye bir şey de akıllarına gelmesin. Yani bu o eski alışkanlığı devam ettiriyorlar. Bu onların yoldan çıktığı anlamına gelmez.